8 gün önce Rusya'nın Ukrayna'da yaktığı ateş hala sönmedi. Moskova 141 ülkeye rağmen yine vurmaya devam etti. 1612 askeri hedef imha edildi. Şehirler, okullar, yuvalar yıkıldı. Ülkesine bırakıp kaçanların sayısı 1 milyon ulaştı. Kaçamayanların dramı da katlandı adeta ve büyük savaşa son sayan başkent Kiev çelik duvarlarla kuşatıldı. Değerli izleyenler, Putin'in askerleri ilerlerken polisleri de savaşa hayır diyenlerin sesini kıstı. İşte dünyanın bir numaralı başlığının son 24 saati. Geride parklar, bahçeler yukarıda kaldı. Onlar için artık umut bu küf kokan soğuk sığınaktaydı. Ukrayna'nın cehenneminde 8 gün geride kaldı. Tanklarına zafer ve görevi anlatan Z ve V harflerini yazan Rusya ilk kez bilanço açıkladı. Так ты шо? 498 askerimiz öldü, 1612 askeri hedefi vurduk dedi. Ama yanlış adreslerden. Evini, yurdunu terk eden 1 milyon kişiden, yakında doğacak bebeğine Işık ismini koymayı planlayan Aleysa'dan... İnşallah en kısa zamanda biz kazanacağız. Bir yatak, bir battaniye... Biraz su, az oyuncakla sığınaklara yerleşen çoluk çocuk 15 bin kişiden bahsetmedi. Dün akşamdan beri ölümün yağdığı adreslerin ilk başında her şeyin kaderini belirleyecek başkent Kiev vardı. Moskova şehrin batısındaki ısıtma merkezini füzeyle hedef aldı. Özetle dert listesine artık soğuk da katılmıştı. Zenginler jetlerle, garibanlar trenle kaçarken 81 yaşındaki öğretmen elinde tüfek nöbetteydi. Yüzlerce hatta binlerce araçtan oluştuğu söylenen ölüm konvoyu oraya kadar gelemesin diye Kiev'e bağlanan yollardaki köprüler yıkılmıştı. Skola. Dün meydanından vurulan Harkov'da okul, 17. skola, города Харьков. Çernihiv'de petrol rafinerisi, Çernigov'da cadde ateş altındaydı. Это пиздец. Savaşı hep uzaktan anlatan muhabir hayatının en büyük şokunu canlı yayında yaşadı. Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da barikat kuranların üstlerine ölüm yağdı. Oho! Так ты шо? Kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'da da silahlar hiç susmadı. Cep telefonuyla pencereye yaklaşan vatandaş nasıl kaçacağını şaşırdı. Hesabın şaştığı adreslerde ise Putin'in çok güvendiği askerleri ardına bile bakmadan böyle kaçtı. Acımasızlığın kitabını yazan Rus liderin polisleri de onu aratmadı. Savaşa hayır diyenleri yaka paça gözaltına aldı. Kremlin çocuk, yaşlı, tüm aykırı sesleri susturmaya çalışırken Batı füze atmış, dünya devini kalbinden, ekonomisinden yaralamıştı. Gri kardinal 141 ülkeye karşı artık bir başınaydı. Ya duracak ya da her şeye, herkese inat vuracaktı. Belki de 3. Dünya Savaşı'nı başlatacaktı.